Buna göre sözü edilen merkezlerdeki sıcaklık değerlerinin farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle çelişir deniliyor. Türkiye'de Ocak ayı sıcaklık değerleri üzerinde araştırma yapan Ali, Zonguldak'ta sıcaklık 7 dereceyken Ankara'da sıcaklığın 5 derece olduğunu görmüş. Bu durum hangisiyle çelişir deniliyor? Zonguldak ekvatora daha uzak bir yerdedir. Ankara ekvatora daha yakındır. Ankara'ya güneş ışınlarının düşme açısı daha büyüktür. Bu nedenle Ankara'nın daha sıcak olması beklenir. Ankara daha sıcak olmadığına göre bu durum enlemle çelişir diyebiliriz. Çünkü enlem olarak Ankara ekvatora daha yakın. Bundan dolayı da daha sıcak olması gereken bir yerdir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Numaralandırılarak gösterilen merkezlerin hangisinde güneşli gün sayısı daha fazladır deniliyor? Türkiye'de güneşli gün sayısı güney bölgelerimizde fazladır. Kuzeye doğru gidildikçe azalır. Özellikle Türkiye'nin kuzeydoğusunda güneşlenme süresinin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de güneşlenme süresinin dağılışında en önemli etkenlerden birisi bulutluluktur. Türkiye'de bulutluluğun en fazla olduğu yer Doğu Karadeniz olduğundan güneşlenme süresinin en az olduğu yerdir. Fakat bize güneşlenme süresinin en fazla olduğu yerler soruluyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde güneşlenme süresi fazladır. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre bu yağış türü haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde daha az görülür? Yamaçta yağışları verilmiş. Yamaç yağışları engebeli alanlarda fazla görülür. 1 numaralı bölge Batı Karadeniz, 2 numara Doğu Karadeniz, 4 numara Antalya çevresi, 5 numaralı bölgede Torosların güney etekleridir. Bu bölgelerde nemli rüzgarlara dik uzanan sıra dağlar vardır. Bundan dolayı bu bölgelerde yamaç yağışları fazla görülür. Fakat Ege kıyılarımızda dağlar kıyı çizgisine dik olarak uzandığı için yamaç yağışlarının daha az görüldüğünü söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre rüzgarlarından hangilerinin Türkiye'de sıcaklığı artırması beklenir deniliyor. Kariyer Türkiye'ye kuzeybatıdan geldiği için sıcaklığı azaltır. Yıldız kuzeyden geldiği için sıcaklığı azaltır. Lodos Türkiye'ye güneybatıdan geldiği için, güney yönlerden geldiği için sıcaklığı artırır. Samyeli güneydoğudan gelir, sıcaklığı artırır. Doğru cevabımız 2 ve 3'tür. C seçeneği doğrudur. Buna göre verilen kentler arasında sıcaklık değerlerinin farklı olmasında faktörlerinden hangileri etkili olmuştur deniliyor. Özellikle Ocak ayında sıcaklık değerlerinin daha farklı olduğunu görüyoruz. Mersin ekvatora yakındır, daha sıcaktır. İzmir biraz daha uzak olduğu için biraz daha serin. Samsun ise sıcaklık değerlerinin daha düşük olduğu bir yerdir. Yani burada enlem farkını görebiliyoruz. Deniz kıyısında olmalarından dolayı yükselti farkı yoktur. Ve yer şekilleri itibariyle kıyıda yer almalarından dolayı bakı farkı da yoktur. Yani bunlar bir dağın iki yamacı gibi bir durumda değildir. Bundan dolayı sadece enlem etkisi görülür. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Kış aylarında özellikle de Doğu Anadolu'da sıcaklığın çok düşmesinde ve gecelerin ayaz geçmesinde etkili olan basınç merkezi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Türkiye'de kış mevsiminde sıcaklığın düşmesinde özellikle de Doğu Anadolu'dan Türkiye'ye girmesinden dolayı sıcaklığın özellikle Doğu Anadolu'da çok fazla düşmesinde etkili olan basınç sistemi Sibirya Termik Yüksek Basınç Sistemidir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre Kıyı Ege'de görülen rüzgar frekans gölü aşağıdakilerden hangisi olabilir deniliyor. Kıyı Ege'de dağlar kıyı çizgisine paralel bir şekilde uzanmasından dolayı dağların arasında bulunan yerlerde rüzgarın doğudan ve batıdan çok sık esmesi, kuzeyden ve güneyden dağların rüzgarı engellemesi beklenir. Bundan dolayı da rüzgar frekans güllerinde kuzey ve güney yönlerin fazla olmaması, doğu batı yöndeki uzantının fazla olması beklenir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen merkezlerimizden hangilerinde maksimum nem yani sıcaklık yıl boyunca daha fazladır? İstanbul ve Rize ile karşılaştırdığımızda Antalya ve Adana'nın yıl boyunca daha sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle sıcaklığın fazla olmasından dolayı maksimum nem yani havanın nem taşıma kapasitesi daha fazladır. A seçeneği doğrudur. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisi diğerlerine göre daha fazla yağış alır denilmiş. Iğdır çevresi Türkiye'nin en az yağış alan yerlerindendir. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri,
az yağış alan yerlerdir. Edirne çevresinde 450-500 mm civarında yağış görülür. İzmir çevresinde yıllık yağış miktarı 700 mm civarındadır. Fakat Menteşe yöresindeki yağış miktarı 1000 mm'nin üzerindedir. Bundan dolayı diğerlerine göre daha fazla yağış alan yer Menteşe yöresidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Türkiye'yi etkileyen basınç merkezleriyle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Kış aylarında Sibirya yüksek basıncı etkili olduğunda kuru soğuk hava koşulları etkili olur. Doğrudur. Yaz aylarında Basra alçak basıncı etkili olduğunda sıcak ve kuru havalar özellikle Güneydoğu Anadolu'da etkili olur. Balkanlar üzerinden gelerek soğuk ve yağışlı hava dalgası etkili olduğunda Türkiye'de İzlanda basıncının etkisine girmiş olur. Bu bilgi de doğrudur. 1, 2, 3, 3'ü de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda verilen durumlardan hangisinin ortaya çıkması bakı etkisiyle açıklanır denilmiş. Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamacında yıllık sıcaklık farkının az olması bu nemle açıklanır. Kuzeyinde deniz vardır. Bundan dolayı kuzey taraf daha nemlidir. Akdeniz kıyılarında zeytin tarımının denizden itibaren 800 metre yüksekliğe kadar yapılırken kıyı Ege'de 500 metreye kadar yapılması bu da enlemle açıklanır. Akdeniz ekvatora daha yakın olmasından dolayı sıcaklık değerleri daha yüksektir. Doğu Anadolu'da bulunan dağların zirvesindeki kalıcı kar alt sınırının güney yamaçlarda yani güneye bakan yani güneşe bakan yamaçlarda daha yüksek olması ise bakıyla açıklanır. Bize de bakı sorulmuştu. Bundan dolayı doğru cevabımız yalnız 1. A seçeneği doğrudur. Buna göre İstanbul ve Bursa için yargılarından hangileri kesin olarak söylenebilir deniliyor. Şiddetli lodostan bahsedilmiş. Lodostan bahsedildiği için güneybatı yönlü rüzgarlar etkili olmaktadır denilebilir. Lodos rüzgarı sıcak bir rüzgar olmasından dolayı sıcak rüzgarların etkisine girmiştir denilebilir. Fakat yukarıdaki bilgide sel ve taşkınlarla ilgili herhangi bir durumdan bahsedilmemiştir. Kesin olarak ulaşılabilir deniliyor. Bundan dolayı 1 ve 2 doğrudur. C seçeneği doğrudur.